Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmen Mustafa Güler. Hız Yayınları AYT Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 13 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. polinomunun x eksi 1 ile bölümden kalan 2'ymiş. Hemen sıfıra eşledik. x buradan ne çıktı? 1. 1'i yerine yapıştırınca tam kalanı bulursunuz. Yani x'e 1 yazdım. 1 artı m artı n eşittir. Kalan 2 olduğu için eşittir 2'ye. Bitti. x eksi 2 ile bölümünden de kalan 7'ymiş. Sıfıra eşit x buradan ne çıktı? 2 çıktı. 2'yi a burada yerine yapıştırırsam x yerine yine kalanı buluruz. 2'nin karesi 4 artı 2m artı n eşittir 7'ye. Al sana 7. Önce <laughs> yani birinci denklemi düzgün yazalım. Biri karşıya attım. Yani m artı n eşittir 1'e. Alt taraftan da 4'ü karşıya attım. Yani 2m artı n eşittir 3'e. Tamam üst tarafı bir eksiyle çarpalım. Maksat n'ler gitsin. 2m'den m çıktı m. 3'ten 1 çıktı 2. m'i 2 buldum. Şimdi m'e herhangi bir denklemde 2 iki yazalım. 2'yi karşıya atınca n ne olur? n de eksi 1 olur. Soru bitti. Soru benden m çarpı n istiyor. E m çarpı n neye eşittir? Eksi 2'ye eşittir. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Polinomu veriliyor. M bir gerçel sayıymış. Hiç sorun değil. Px polinomunun yani şu polinomdan bahsediyorum. ha. Düğü, x eksi 1 ile bölümden kalan 1'miş. Tamam sıfıra işledim. X burada ne çıktı? 1. Direkt 1'i yerine yapıştırdım. Çünkü aynı pol polinomdan bahsediyorum. 1 yazdım. Eksi 2 artı 4 artı M. Eksi 7 eşittir 1'e. Çünkü kalan 1 ya. Tamam şu ikisini topladım. 2. Eksi 7 ile topladım. Eksi 5. Karşıya attım. Artı 5. M'ı kaç bulduk? 6 buldum. Diyor ki x artı 1 ile bölümden kalan kaçtır? Hmm, önce bir px'i düzgün yazalım. px'imiz neye eşit işte oldu arkadaşlar? Eksi 2x kare. Artı 4x. E, ee, hem de 6 idi. 6'dan 7 çıktı. Cevap eksi 1 mi oldu? Evet. Şimdi benden ne istiyorsun? x artı 1 ile bölümden kalan kaçtır? Hemen 0'a eşitledim. x burada ne çıktı? x eksi 1 çıktı. Demek eksi 1 yazınca kalanı bulurum. Soru bitti. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 2. X yerine eksi 1 yazınca şurası eksi 4 olur. Bir de eksi 1'imiz var. A bunları bir toplayın arkadaşlar. Kalan eksi 7'dir. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. Polinomu veriliyor. Allah razı olsun. Diyor ki Px artı 2 polinomun x artı 4 ile bölümünden kalan kaçtır? Sıfıra işte. X buradan ne çıktı? x buradan eksi 4 çıktı. Bu eksi 4'ü a şurada yerine yazıyorsunuz. Hangi polinoma bölünüyorsa oğlum bu polinomu bölmüyor ki diyor ki px artı 2 polinomunun x artı 4 ile bölümünden kalan kaçtır? Senin üsttekilen bir işin yok ki. Tamam. X eksi 4 mü çıktı? Eksi 4'ü a şu polinomda yerine yazdım. Soru benden ne istiyormuş? P eksi 2 istiyormuş. Şimdi bana P eksi 2'yi nereden bulacaksın? Hani üstte sana bir polinom verilmişti ya x yerine eksi 2 yaz, eksi 2 yaz, eksi 2 yaz, eksi 2 yaz alasana kalanı bulduk. Çünkü p eksi 2 zaten kalandı. Yani kalan eşittir. Eksi 2'nin küpe eksi 8. Öndeki eksiden dolayı artı 8. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 ve eksi 4. Burası ne oldu arkadaşlar? 12. Şurası ne oldu? Eksi 6. 12'den 6 çıktı. Cevap 6'dır. Soru bitmiştir. Tamam. Polinomu veriliyor. Hiçbir işimiz yok. Kapat. Kapat orayı. <laughs> Diyor ki px-5 polinomun x-7 ile bölümünden kalan kaçtır? Sıfıra eşitlediniz. x buradan ne çıktı? 7 çıktı. 7'yi a burada yerine yapıştırıyorsunuz. Kime bölünürse orada yerine yazın. Yani p bizden 2'yi istiyormuş. İşte bu sana kalanı verir. Şimdi p2'yi nereden bulacağız? Hani üstte bir polinom verilmişti ya. Tabii ki oradan bulacaksın. Hadi P2 mi istiyorsun? Bence x yerine 5 yazınca P2 ortaya çıkar. 5 yazdım, 5 yazdım, 5 yazdım. Yani P2 eşittir. 5'in küpü 125. Önde de eksimiz var. Eksi 125. 5'in karesi 25. Eksi 3'ten çarptım. Eksi 75. Artı 20. Ve eksi 12. Şu X'ini topladım. Eksi 200. Şu ikisini topladım arkadaşlar. Kaç oldu? 10 şey 8 mi oldu? Evet. Eksi 200'den 8'in toplamı da kaç olur? Eksi 192'dir. Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam. İkinci derzden Px polinomu için aşağıdakiler bilinmekteymiş. Px polinomu x 2 ile tam bölünüyormuş. O zaman sıfıra eşledim. x 2 çıktı. Yani P2'miz tam bölünüyorsa sıfırdır. X eksi 1 ile tam bölünüyormuş. Sıfıra eşitledim. X ne çıktı? 1. 1'i burada yerine yapıştırdım. Yani P3'ümüz de sıfır çıktı. X eksi 1 ile bölümden kalan 4'müş. Sıfıra eşitledim. X buradan ne çıktı arkadaşlar? <laughs> 1 çıktı. 1'i yerine yapıştırdım. Yani P1'imiz de 4'müş. Tamam. Diyor ki Px polinomu sabit terimi nedir? Şimdi Px kaçıncı derecedendi? İkinci derecedendi. O zaman ikinci derecedense bu 2 ve 3 ikisi de kök müdür? Evet hocam. Baş kat sayısı belli mi? Baş kat sayısı belli değil. O zaman A çarpı x eksi 2'ye x eksi 3'tür. Ah işte polinomumuz budur. Evet bunların zıttı. Sana P1'e niye 4 demiş? A'yı bulasın diye işte. Hadi P1'imizde 4 değil miydi? A çarpı x'e 1 yazdım. Eksi 1. X'e 1 yazdım. Eksi 2. A bu ifade neye eşitmiş? 4'ü. 2'ye 2'ye böldüm. A buradan kaç çıktı? A buradan 2 çıktı. Yani px'i bulmuş olduk. Yani a'mız 2. Ah, A'yı da sildim yerine 2 yazdım. Soru benden px'in sabit terimi nedir diyor. Yani p 0 istiyor. p 0 mı istiyorsun? Öndeki 2'yi yazalım x e 0, x e 0 yazdım. Şurası eksi 2, eksi 3'ten çarptım. 6 oldu. 2 kere 6 cevap 12'dir. varmış şıklarda? Tabii ki var. Cevap Edirne. Soru bitmiştir. Tamam. Px bir polinommuş. Hiç sorun değil. Diyor ki Px polinom x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır? 0 eşitlenen. X buradan ne çıktı? Eksi 3. Eksi 3'ü burada yerine yapıştırdık. Adam senden P eksi 3'ü istiyor. Kalan istiyor ya. Hadi x yerine eksi 3 yazalım. Ee, eksi 3'ün 17, 17. kuvveti eksi dışarı atar. Yani eksi 3 çarpı 3 üzeri 17 olur. Artı 3 üzeri 18. Çünkü eksi 3 yazınca üstü çift olduğu için artı olur. Yani 3 üzeri 18. X yerine eksi 3 yazıyorduk değil mi? Üstü çift olduğu için artı olur. Şu eksi 9 çarpı 3 üzeri 6. E, x yerine eksi 3 yazıyordum. 8. kuvveti yani 8. E, kuvveti. 3 e, üzeri 8 olur. Al sana 3 üzeri 8. Bir de artı 10'umuz var. Tamam. Arkadaşlar şu 3'ün üstüne gözükmeyen ne var? 1 var. Bunlar üstler toplanır. 3 üzeri 18. E bu da 3 üzeri 18. E biri artı biri eksi. E bunlar birbirini ne yapar? <laughs> bunlar birbirini götürür. Şu 9 demek 3'ün karesi demektir. Yani 3 üzeri 8 olur. E bu da artı 3 üzeri 8. E bu da eksi 3 üzeri 8. E bunlar da birbirini götürür. Geriye bir tek başına kim kalır? Hocam 10 kalır. Cevap. Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Madem sana burada P2 vermiş hemen p 2yi bulalım. X'e 2 yazdım. X'e 2 yazdım. X'e 2 yazdım. Yani P2 eşittir. 2'nin küpü 8. 2'nin karesi 4. 4'ten çarptım 16 mı oldu arkadaşlar? Eksi 2 ve eksi P2. Şu eksi P2'yi bu tarafa atalım. 2 tane P2 eşittir. 8 8 8 16 24 2 çıktı 22 mi kaldı? 2'ye böldüm. P2'miz ne oldu? 11 oldu. Demek ki P2 11 bu doğru. Tamam. Yani P2'mizin de sildim burayı. Hemen yerine bir 11'i yazdım. Maksat PX ortaya çıksın. PX'miz işte belli oldu. Şimdi geldik ikinci öncülümüze. P1 eksi 7'ymiş. Hemen P1'i bulalım. Arkadaşlar bu bizim birinci öncülümüzdür. Şimdi sıra ikinci öncüldeyiz. P1'i bulmak için x yerine 1 yazacaksınız. Yani P1 eşittir. ikinci öncül demiştik. 1 artı 4. Eksi 1 eksi 11. Eksi 1 eksi 11. Şu x'ini topladım 5. Şu x'ini topladım eksi 12. 5'ten yani eksi 12'nin toplamı da eksi 7'dir. Ne diyor bana? Eksi 7'dir. Doğru söylüyor. Ve geldik son öncüle. Üçüncü öncülümüze. Px polinomun x artı 2 ile bölümden kalan 1'miş. Sıfıra eşitledim. x burada ne çıktı? Eksi 2. Eksi 2'yi yerine yapıştırdım. Yani p eksi 2 1 midir diyor. Ona bakacağız. E hadi p eksi 2'yi bulalım. Bakalım gerçekten de 1 mi değil mi? Hemen x yerine eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2. 2'nin küpü eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ten çarptım 16. Eksi 2 ile öndeki eksiyi çarptım artı 2. Ve en sonunda da bir tane eksi 11'imiz var. Tamam. Hadi. Şu ikisini topladık. Kaç oldu arkadaşlar? 8. 2 de burada var. Etti. 10. 11 çıktı. Cevap eksi 1'dir. Ne diyor? Kalan 1'dir. Yalan söylüyor. Çünkü kalanı ben eksi 1 buldum. Cevap 1-2 yani Bursa soru bitmiştir. Tamam. Polinomu veriliyor. Allah razı olsun. Bir bana polinom verdiği zaman evet Allah razı olsun diyorduk. Diyor ki Px polinomun x eksi 1 ile bölümden kalan 4'tür. Doğru mu yanlış mı? Ben doğruları arıyorum. 0'a eşlediniz. x1 çıktı. 1'i yerine yapıştırdınız. Yani birinci öncülümüz diyor ki P1 4'tür. Doğru mu? X yerine 1 yazdım. Evet 1 artı 2 artı 1 gerçekten de 4 çıkıyor. İkinci öncülümüz. PX artı polinomun X eksi 1 ile bölümden kalan 9'muş. Sıfıra eşitledim. X buradan ne çıktı? 1. A1'i burada yerine yapıştırdım. Yani P2'miz e, 9'muş gerçekten de P2 9 mu? Ona bakacağız. Hocam x yerine 2 yazalım. x yerine 2 yazalım. Yani 4 artı 4 artı 1. Yani 9. Aa 9 çıktı. Doğru. Şimdi 1 doğru. 2 doğru. Geldik 3'e. Sabit terimi x yerine 0 yazılırdı. Yani P eksi 1 kalır. Eşittir. 0'mış. Bakalım doğru mu değil mi? eksi 1'i bulmak için x yerine eksi 1 değil mi? x yerine eksi 1, x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1'i 2 ile çarptım. Eksi 2 mi arkadaşlar? Evet. Artı 1. Toplamı ne oldu? 0 oldu. Aa o da doğru. Bunlardan hangiler doğrudur? Bunların hepsi doğrudur. Cevap 1, 2, 3. Edirne soru bitmiştir. Tamam en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şu x kare eksi 1'i x eksi 1'e x artı 1 yazabilir misiniz? Alttaki x eksi 1'i zaten olduğu gibi yazdım. Çarpı diyelim çünkü ters çevirip çarpacağım. Bu x artı 1'i yukarıya yazdım. Şunu da çarpandan bu ifade x artı 1'in karesi değil mi? Evet hocam. E tamam soru bitti. Şu karelerden bir tanesi bir tanesini götürdü şu x eksi 1 şu x eksi 1'i götürdü. Şu x artı 1 şu x artı 1'in kendisini götürdü. A cevap 1'dir. Soru bitmiştir. Tamam. Güzel. Arkadaşlar bir px polinomu vermiş. Diyor ki x eksi 1, x eksi 1, x eksi 1 parçalarına ayır. En son bir tane y artığımız kalıyor. Diyor ki y kaç birimdir? E dalga mı geçiyorsun? Şu polinomun x eksi 1 ile bölümünden benden a bu artık demek kalan demektir. Evet. Bana şu ee, px polinomunun yani 2x küp eksi x kare artı 3x eksi 1. Diyor ki x eksi 1 ile bölümünden çünkü x eksi 1 parçalarına ayırıyorsunuz ya. x eksi 1 ile bölümünden sıfıra işliyordunuz. x buradan ne çıktı? 1 çıktı. Şu 1'i a burada yerine yapıştırınca kim bulursun? Hocam kalanı yani y'yi buluruz. Çünkü benden bu artık y'yi istiyor. Tamam x'e 1 yazalım 2. x'e 1 yazalım eksi 1. x'e 1 yazalım 3. x'e 1 yazmaya gerek yok zaten eksi 1. <laughs> Burası 1. Şurası 2. Toplamı kaç oldu? Hocam 3 oldu. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam mı? bir polinomun katsayılar toplamında x yerine 1 yazılır. Zaten ben bunu biliyorum. Örnek px polinomun katsayılar toplamı x yerine 1 yazdım p1'dir. Ama şu polinomun katsayılar toplamında da x yerine 1 yazılır. O da sana p5'i verir. Buna göre aşağıdaki tabloda px, px-3 falan fistan demiş demiş. Bunların katsayılar teker teker bulunuyor. Ama diyor bunlardan iki tanesi hatalı yazılmış altına. Diyor ki hangi iki kartın yerleri değiştirilirse tüm sonuçlar doğru olur diyor. Soru bu. Şimdi katsayılar toplamında x'e 1 yazılırdı p1 bu doğru. Katsayılar toplamında x'e 1 yazılırdı a bu p-2 olur. E p-2 burada. A bu buna ait. Güzel. Katsayılar toplamında x'e 1 yazılır 2 olur bu doğru. Katsayılar toplamında x'e 1 yazılır bu p0 olur. A p0 da burada. <laughs> katsayılar toplamında x'e 1 yazılır p3 olur. Evet bu da doğru. Bakın p3. O zaman kimlerin yerleri değiştirilirse hepsi doğru olur. P0 ile P-2'nin. Var mı şıklarda? Hocam tabii ki var. Cevap Denizli soru bitmiştir. Tamam.